Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz buradasınız herhalde, değil mi? Evet. İkinci ders, doğrudaçlar, ikinci dersimiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz önce söylediğimiz gibi doğruda mesela bunu biraz daha eğri vermiş. Bu tür sorularda ne yapıyorduk? Doğrunun kırıldığı noktadan paralel çiziyorduk. Doğrunun kırıldığı noktadan şöyle bir paralel çizme. Amacımız kalem ucu teoreminde neden çözülür ama hiç şimdi şu iyi alışmamız için evet, bunu bir daha beraber bakıyoruz. Neyse, ne demişim bakalım. Beyza 260 demişim. Bakalım doğru mu söylüyor. Şimdi burası 40'sa buranın da 40 olduğunu, yöndeş açılarını biliyoruz. 60 ise buranın da 60 olduğunu biliyoruz. 100 olduğu için tamamı 360 olması için değerli arkadaşlar 260 tam açı olduğu için 260 olduğunu biliyoruz. Teşekkür ediyoruz Beyza. Anlaşıldı herhalde. Evet. Beraber bakalım. Şimdi doğrudan açı soruları çözülürken dedik ki doğrunun kırıldığı noktada paralel kolları. Şimdi bunu bir iki şekilde çözelim yine. Şimdi değerli arkadaşlar şu açı 50 ise şu açımız kaç olacak? 50 ise 130. 80 ise 100. 1, 2, 3, 4 tane açı varsa 4 tane açının toplamının ne olması lazım? 540 olması lazım. 230 artı 2x eşittir 540 ise 2x eşittir kaç oluyor? 310 mu oluyor? 310 oluyor. X'imiz ne olacak? 155 mi diyor? 155 arkadaşlar. 230, 1, 2, 3 olduğu zaman bu şekilde çok rahat bulabiliriz. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu bir de ikinci yoldan çözelim. Dediğimiz gibi birçok yöntem var. Şimdi onu anlatıyorum. Biraz önce söylemiştik. Geçen dersi evet, kaçırdım bilmiyorum. Şöyle doğrunun kırıldığı noktasını çizersek. Şimdi bir daha beraber bakalım. Şimdi değerli öğrencim, şu iki açının toplamı 180 değil miydi? Bu ikisi de 180 değil miydi? Bu ikisi de 180 değil mi? 3 tane 180 olduğu için 540'tı. Hatırlarsanız bir de orada kural yazdırmıştık. Biraz önce şurada geri dönelim. Göstermiş olalım tekrar. Evet. Şu beraber bakarsak. Demiştik ki buradaki gibi 4 tane açı olursa 3 tane 180. 3 açı olursa 2 tane 180. N tane açı olursa N çarpı 180 diye öğrettik mi? N eksi 1 çarpı 180. Kaç açı varsa 1 eksi çarpı 180'di. O da nereden geliyordu? Bakın ikisinin toplamı, ikisinin toplamı, ikisinin toplamı. Bu şekilde. Evet. Anlaşıldığını düşünüyorum. Evet, şunu kapatalım şöyle. Daha net görüyorum. Peki arkadaşlar, bu birinci yol diyelim. Bu da ikinci yol. 50 ise burası 50 değil midir? 50. Doğrunun kırıldığı noktadan çizdik. 80 ise burası 80 mi? 80. Tamamı x olduğu için x eksi 50 değil mi arkadaşlar? Burası da x eksi 80 değil midir? Şurası 80 olduğu için. Bu ikisinin toplamı biraz önce arkadaşınız dedi ki 180 dedi. O zaman bunları toplarsak 2x eksi 130, 180 ise 2x'imiz yine aynı şekilde 310 olmaz mı? X'imiz olacak 155. Başka çözümlerim var mı? Tabii ki var. Bunu şuradan şöyle uzatıp yine çözebilirdik. Birçok şekilde çözebilirsiniz yani isterseniz şöyle de çözün. Şuradan farklı çizmiş olayım. Bu da üçüncü yol olsun. Evet. Şunu şöyle uzattık. Bunu da şöyle doğrusal bir şekilde uzatırsak. Siz biraz önce evet, şimdi, dedik ki M kuralından 50, 80 da 130. O zaman şu açıyı çok rahat bulabilir miyiz? Arkadaşlar. 50, 80 da 130. Dış açıları toplamı üçgenin 360 derece ise 130 da buraya ne kaldı? 50. 2x'e mecburen ne kalacak? 310. X ne olacak? 155. Yeter ki siz çözmek isteyin.
Çok rahat soruları çözebilirsiniz. Kollar paralel olan açılar, kolları dik olan açılar. Bunları çok kullanacağız. Bunları ben biraz büyüteyim. Beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman bunlar birbirine paralelse, şimdi alakası gibi duruyor. Kolları paralelse ama şöyle uzattığınız zaman, şunun rengini de tekrar kırmızı yapayım. Yöndeş açıdan bu A buraya gelir mi? Gelir. Bu da B ise bu da B değil midir? O zaman ne oldu? A ile B birbirine eşit olduğunu lütfen dikkat ediniz. Şunu biraz daha düşünün. A ile B olduğuna dikkat ediniz. Bunda da aynı mantık hakim. Şimdi çözdüğümüz zaman bu A, bu B. A artı B'miz ne olması lazım? 180 olacak. Nasıl olacak? Şunu uzattığımız zaman arkadaşlar. Şöyle uzattık. Bunu da buradan Yöndeş açıdan şu açı A buraya gelir mi? Gelir. Z kuralından bu A buraya gelir mi? Gelir. A artı B'miz ne oldu? Bütünler oldu. Bütünler olduğu için de toplamı 180'dir. Hani paralel kenarda da aynı şekilde gördünüz ya. Karşılıklı açıların toplamı 180 olması buradan geliyor. Paralel kenarda arka arkaya gelen açılar 180'di. Karşı karşıya olan açılar ne olacaktı? Eşit. Bunu şuradan uzattığımız zaman şöyle uzatalım. Düzgün uzatamadık. Şuradan çizelim. Neyse. Arkadaşlar. Şunu şöyle uzattığımız zaman şöyle uzattığımız zaman burası A ise burası da A değil mi arkadaşlar? A. Bu da yöndeş açıdan burası da A değil midir? A ile B ne çıktı? Eşit. Bunlara dikkat edeceğiz. Kolları dik olan açılar. Şimdi şurası da soruda 90 verilmiş. Bunlar birbirine dikse. Şu açıyla şu açı her zaman birbirine eşittir. Niye? Buraya biz M dersek burası da M var. M var, A var, 90 var. O zaman M var, 90 var, B var. O zaman bu mecburen A ile B birbirine ne olacak? Eşit olacak. Böyle kollar birbirine dikse, dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğu için bu A artı B'miz ne olacak? Bu 360 olması için buradan da A artı B'mizin 180 olduğuna dikkat ediniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Sorulara geçeyim. Şimdi değerli arkadaşlar bakın kollar birbirine dikse 90, 90, 180 ise bu ikisinin toplamda 180 olmayacak mı? Biz artık şu şeyi öğrenmemiz lazım. Şunu biraz daha ucuna anlaştırayım. M kuralı. Burası 80, burası 50 ise şu açımızda ne olacak? 30 derece deyip rahatlıkla çözebiliriz yani. Ya da doğrunun kırıldığı noktadan hemen şöyle çiziyorsunuz. Hocam bu 50 ise burası 50 diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Buraya ne lazım? 30. Z kuralından da 30. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Derse giremeyen yok herhalde. Ya da bakalım. Alfa kaç derece diye sormuş. Şimdi biz dersin başında da söylemiştik. Aynı açılara A, A, B, B diyeceğiz. Dedik mi? Dedik. Peki şu açı, şu açı 3 tane açının toplamı arkadaşlar. Kalem ucu teoreminde neydi? 2A artı 2B artı 90. 360 ise. 2A artı 2B'miz ne oldu? 270. A artı B'miz ne oldu? 135. Peki değerli arkadaşlar. Alfa da zaten A artı B'ye eşit değil miydi? Alfa da zaten buna eşitti. O zaman A artı B'miz ne olacak? 135. İsterseniz yine dediğim gibi doğrunun kırıldığı yerden çizelim. Bu A ise bu A buraya gelir. Z kuralından bu B buraya gelir. Alfa eşittir. A artı B'dir. Anlaşılıyor mu? Bir de anlatayım mı arkadaşlar? Bunda bir şey yok abi.
Çıkmış sınav sorusu, yakın zamanda çıkmış sınav sorusu 2010'lardan. 2010 mu? 2012 LYS sorusu olması lazım. Çözün bakalım. Cevaplarınızı bekliyorum. Buldunuz mu? Elli. Bakalım elli. Evet, sınava girmiş olsaydı muhtemelen çözmüş olacak. Peki 30 arkadaşlar şu açımız ne olacak? 30 olduğunu biliyoruz. Bununla bu ikisi nedir? Bütünlerdir. O zaman bu açımız ne olacak? 150 olduğunu biliyoruz. 110'dan 30 çıkınca 80 mi kaldı? 80. Bu ikisinin toplamı karşı durumlu açı olduğu için ne olması lazım? 180 olması için bu açımız ne olacak? 100. X eksi y'yi soruyor. 150'den de 100'ü çıkartacağız. Evet. Beyza'nın dediği gibi cevabımız 50'ymiş. Evet. Bakın sınavda çıkmış sınav sorularını çözdüğüm soruların çoğu çıkmış sınav sorularıydı. Sınavda nasıl çıktığını görün istedim. Evet. Gördüğünüz gibi kolay. Bir de anlatayım mı? Evet. Kaan, tek yaptığım şu. Şuraya baktığımız zaman bu açı 30'sa değerli öğrenci. Burası 30 değil mi? Yöndeş açı. Aynı yöne baktığı için. 30'sa ikisinin toplam bütünler olduğu için 150 değil mi? 150. Onu da biliyoruz. Peki x'i bulduk. Burası 30'sa 180 olması için şu açıya ne lazım? 110 olması için. 110'dan 30 çıktı, 80 kaldı. Hani karşılıklı açıların toplamını biz 180 demiştik. 80 ise buraya 100 kalmadı mı? 100 kaldı. Benden de x'ten y'yi çıkart diyor. 150'den 100'ü çıkartmamı istiyor. Anladığınızı düşünüyorum. Evet, bakın bu soru da çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Biraz önce benzerini çözmüştük. Hemen bulun. Evet. A diyorsun. Bakalım hemen. İstediğiniz yerden çizebilirsiniz. Doğrunun kırıldığı yerden çizin de evet. Nereden çizdiğiniz böyle şey yok. Şunu düzgün çizecek ama. Alt çizecek mi? Evet. İster böyle çizin. İster biraz önce şöyle çizdiğim gibi çizin. Şimdi istediğiniz yerden buradan da çizsek, oradan da çizsek, şunu aşağı doğru da uzatsak olur. 110, 30 da 140. 180 olması için buraya ne lazım? 40. Yöndeş açı olduğu için 40. Yöndeş açı olduğu için 40. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Bakın. 140, 180 olması için 40. Aynı yöne baktığı için yöndeş açı olduğu için 40. Bu da aynı yöne baktığı için burası da 40 arkadaşlar. Hocam üçgenin şaşılarını hiç karıştırmayalım. 30 ise burası ne? 30. Biraz önce anlattık ama olsun yine de. 30. 140 ise buraya ne kaldı? 40 bütünler olduğu için. Z kuralından 40, yöndeşten 40. Şöyle çizseniz de çok rahat soru çözülebilir. Evet, geçiyorum bir sonraki soruya arkadaşlar. Evet, burada biraz ikizkenar bilgisi bilmemiz gerekir ama ben yine de nasıl çıktığını görün diye sordum. İkizkenar üçgende bilmemiz gereken şey daha önceden bildiğiniz için çok problem yok. Taban açıları eşittir. Şu iki açının eşit olduğunu bilmemiz lazım. Bir bulun bakalım. Kaç bulacaksınız? Ben de biraz büyüteyim size sonra. Dikkat edin. Bu soruda yanlış yapacağınız yer neresi? Alfayı sormuyor arkadaşlar. X'i soruyor. Alfayı sormuyor.
Emre buldu herhalde. Yazıyorum hemen. Evet. Bakalım ben de bilmiyorum cevapları. Şimdi cevapları yazmamışım. Evet. Şununla şu açının ne açı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ters açı olduğunu biliyoruz. Burası 3 alfa artı 10 değil midir? 3 alfa artı 10. Peki şu iki açının toplamı kaç derecedir? 180. Dikkat ediyor musunuz? 8 alfa artı 20, 180 dediniz. 180 ise arkadaşlar şu araya ne kaldı? 160 mı kaldı? Alfamız ne oldu? 20 derece. Doğru mu? Doğru. Bakın 8 alfa artı 20, 180 ise 8 alfa 160, alfa 20. Bize dikkat edin, alfayı sormuyor. Şıklarda alfa var mı, 20 var mı bilmiyorum ama bakalım şimdi. Burası ne oldu? 100 oldu. 10 da buradan 110. O zaman bu açıya ne lazım? 70. İkizkenar üçgenin taban açıları neydi? 70. 70, 70, 140. O zaman ne olacak? 40. Doğru mu? Artık her tarafı görebiliyorsunuz. Daha rahat görün diye küçültmüştüm soruyu. Evet. Şuradayım biraz daha. Evet. 5 alfa artı 10, 3 alfa artı 10, 70, 70, 40, 3 alfa artı 10. Ters açı 3 alfa artı 10. Toplamı 180 olması 8 alfa artı 20, 180 ise 8 alfa 160 kaldı, alfa 20. Burası 100, 110. O zaman 70, 70, 140, 40. Evet, şıklarda zaten 20 yokmuş olsaymış. Yani belki düşebilirdiniz ya. Evet, anlaşıldı herhalde. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, bakın bakalım. Alfa kaç derece? Paralel olanlar şurada sanki birazcık böyle teknik sıkıntı var gibi ama şunlar şu paralel. Şu ikisi de, şu ikisiyle de şu ikisi paralel. Evet, cevabınız. Bunu hemen çözersiniz. Yani çok böyle şey değil yani. 100 ise karşısı paralel olduğu için 80. Z kuralına 80. 80 ise bu açımız 80. Doğru mu? Evet. Dikkat edin. 100 ise 80. Z kuralına 80. 80 ise bu 80. Bu ikisinin toplamı da arkadaşlar ne olması lazım? 180 olması için 100. Anlaşıldı herhalde. Evet. Hadi bakalım. 5 taneniz var. 5 tanelik soru.25 mi diyorsun? Bakalım beraber. 5 alfa, 5 beta, 100'ün toplamı neydi? 5 alfa artı, 5 beta artı, evet. 100'ün toplamı 360 değil miydi? O zaman 5 alfa artı 5 beta 260 mı lazım? Alfa artı beta, o zaman ne olacak? 52 mi olacak? Alfa artı beta 52. Beyza 88 değil herhalde sanki. Alfa artı beta kaç bulduk? Bu da M kuralına. Hani şuradan kırıldığı yerden çizersek bu da alfa, bu da beta değil midir? X eşittir alfa artı beta olduğu için 52 olur. Anlaşıldı mı? Evet. Beraber bakalım. 5 alfa buradan var. 100 buradan var. 5 tane beta var. Ve dörtgenin iç açıları toplamından da gidilir. Yine 5 alfa 5 beta 100 olduğu için alfa artı betaya 5 alfa 5 betaya 260 kaldı. Alfa artı beta 52. Evet. Anlaşıldıysa geçiyorum. ABC sayıları 5, 4, 6 ile orantılı. Oran orantı gördünüz bu sene. Hemen çözün bakalım. 5, 4, 6 ile orantılı ise C açısı kaç derecedir? Ufacık kopya veriyorum.
doğrunun kırıldığı noktada şurada paralel çizeceksiniz. Bu kadar kopyalarız. C açısını soruyor. Buldunuz mu? A gördüğünüz yere 5K yazacaksınız. B gördüğünüz yere 4K yazacaksınız. C gördüğünüz yere 6K yazacaksınız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an şimdi 5K ise Z kuralından buranın tamamı ne olur? 5K olur. Ben şu açıyı bulsam kaç bulacağım? 5K eksi 15 olmaz mı? 5K ise Z kuralından 5K. Doğru mu? Doğru. Bu zaman 5K eksi 15. Üçgenin içerisinde şu 3 açının toplamının 360 olduğunu artık anlaşıldı herhalde. 10, 15K eksi 15 eşittir 360 ise 15K'mız eşittir 375. O zaman K'mız ne olur? 25 mi geliyor K arkadaşlar? Sanki evet. 10 tanesi 250, 5 tanesi 125. Evet, 375 eder. O zaman K'mız neymiş? 25. Bize C'yi soruyor. 6 tane K'yı soruyor. Sanki bir teknik sıkıntı olmuş. 150 gibi duruyor. Bir de anlatayım mı? Bir bakın bakalım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Burası 5K ise 24 ne? Ufak teknik sıkıntı olmuş olabilir. 375'i 15'e böldüğümüz zaman olur. Şeyde 5K ise toplam 360. Herhalde mantığı anlaşıldığını düşünüyorum. Evet, hadi buna bakın. Doğru nerede kırılmış? Kırıldığı yeri bulacaksınız. Mutlu olacaksınız. Doğrunun kırıldığı noktayı bulun. Paralel kollara paralel çizin. Kaç buldunuz? Bulamadım. Tamam. Evet. Rahat bulursun. Birazcık da sadece bildiğimiz ne öğrendik biz burada dikkat edeceğimiz? Yöndeş açı öğrendik. Z kuralı öğrendik. Karşı açıların toplamı 180 olduğunu öğrendik. Bu üçünü yaparsan çok rahat çözersin. Mesela 100 ise şu açı kaç derece? Hepiniz biliyorsunuz. 80 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. 110'sa bakın şurada da bir Z'miz var mı? Şöyle bu tarafa doğru da bir Z'miz var mı? 110'sa bu tarafa da ne lazım? 110 lazım. 110 olması için buraya ne lazım? 30. 30 ise burası ne oldu? 30. 60, 80 daha 140. Buraya ne kaldı? 40. 40 ise bu ikisinin toplamı 180 olması için buraya ne lazım? 140. Bakın yavaş yavaş bir daha anlatıyorum. 100 ise 80. 80. Burası 110 ise Z kuralından 110 olması için şu açımız 30. Bu açı 30 ise burası da 30 değil mi arkadaşlar? 30. Aynı açı. Açıortay ikiye böler. 80, 60 daha 140. Şuraya ne kaldı? 40. Bu ikisinin toplamı 180 olması için 180'den ne çıkarsa 140 kaç çıkarsa 180'den kaç 40 çıkarsa ne kalır? 140 kalır arkadaşlar. Hepsi bu. Anlaşıldıysa öbür soruya geçiyorum. Evet. Hadi buna bakın. Sorular bir tık sertleşmeye başladı. Ufak kopya veriyorum. Doğrunun kırıldığı noktadan paralel çizeceksiniz.
Buldunuz mu? Normalde bu soruyu sınıflarda çok önemli soru olarak soruyor. Evet. Bakalım isterseniz yavaş yavaş. Şimdi aynı açıları gördüğümüz zaman AA diyecek miydik? Dedik. AA, buraya da B dedik, buraya da B dedik. Şurada da bir alfamız var. Yöndeş açıdan burası A mıdır? A. Yöndeş açıdan burası B midir? B. Ben A artı B'yi bulsam çok rahatlıkla alfayı bulabilir miyim? Ki alfayı bulmak çok kolay olur. Doğru mu? Doğru. Peki arkadaşlar, şurası 2B ise şurası da tamamı 2B değil midir? Z kuralından biraz önce anlatmıştım yine. Şöyle çizdiğimiz zaman Z kuralı olmuyor mu? 2B ise 2B. 40'ı buraya kaldıysa buraya ne kalır? 2B eksi 40 kalmaz mı? Kalır. E peki şu iki açının paralel oluşunun toplamı 180 değil midir? 2A artı 2B eksi 40 180. Peki değerli öğrenciler. 2A artı 2B'miz ne oldu? Eksi 40 bu tarafa geçti. 220 mi oldu? A artı B'mize ne bulduk? A artı B 110. A artı B 110 ise alfaya ne lazım? Sanki 70 lazım. Beyza yanlış düşünüyorum. Tamam. Bir hatamız var mı? Bir bakın bakalım. Yanlışımız var mı? Burası 2B. Tamamı 2B olması için 40'sa buraya 2B eksi 40 lazım. Şu ikisinin toplamı 180 olması için 2A artı 2B eksi 40 180 ise şurada bir sıfır daha var sanki gözükmüyor. Evet. 2 artı 2B 220. A artı B'miz ne oldu? 110. A artı B'miz 110 ise alfa ne lazım arkadaşlar? Tamam 180 olması için 70 lazım. Evet. Anlaşıldıysa geçiyor. Evet. Didoluk soru. Çözene Dido. Hadi bakalım. Kurs başlayınca beni vurun lan. Ama ilk önce kazanmanız lazım. Biraz büyüteyim mi şekli? Soruda hepsi üzerine verilmiş açıları. Pratik çözüm istiyorum size. Evet. Gözüküyor herhalde. Buldunuz mu? Şimdi tek kural öğrettik. Ne öğrettik arkadaşlar? Doğrunun kırıldığı noktayı bulacaksınız. Nerede? Bir sürü yerde kırılmış. Ama işime yarayacak şekilde. Şuradan bir paralel çizsem ben. Evet. Şuna hat çizecektim. Evet. Şöyle çizsem anlarsınız. Birazcık yukarıda oldu ama idare edin. Kaleme getireyim. Şimdi bu çizgiyi çizince herhalde çözümü hepiniz gördünüz herhalde. Gördüğünüzü düşünüyorum. E şu açımız ne olur? 90 değil midir? Z kuralı. Çünkü buna paralel çizdim. E paralel çizince bu 90'sa bu 90. Hani siz demiştiniz ya arkadaşlar bir tarafa bakan açılar öbür tarafa bakan açılar eşittir. Bu tarafa bakan açılar hangileri? 10 var. Alfa var. Kaç var bir de? 105 mi var?
Evet, şuraya yazalım. Biraz küçülteyim artık. Evet. Şuraya yazıyorum artık. Bu tarafa bakan ne vardı? 10 var. Alfa var. Bir de 105 var. Doğru mu? Doğru. Öbür tarafa bakan ne var? 100 var. Bir de 75 var. Peki, alfamız 115 etti mi? Bu tarafa attığımız zaman alfa ne olacak? 175 eksi 115. Kaç çıktı? Evet, 60 mı çıktı? Bir anlatayım. Mesela bunu normalde öğrenciler içe doğru çiziyorlar. Üçgenler oluşturuyor. Şöyle çiziyorlar. O zaman biraz soru karışıyor. Ama doğrunun kırıldığı noktadan bir paralel çizerseniz, dediğim gibi yaparsanız çok basit olur. Bu 90'sa burası da 90 olur. 15 de buradan 105. Bu tarafa bakan açılar hangileri? Hani dedik ya biraz önce kural vermiştik. Şu, şu, bu tarafa bakanlar ve şu tarafa bakanlara eşit idi. Bir o taraftan bir o taraftan. Geçiyorum arkadaşlar. Derece, şimdi bunlar bazen sorularda kullanılıyor. Bir çemberin 1 bölü 360 1 derecelik yay bu yaya göre merkez açıya da 1 derecelik açı denir. Yani tam açı 360 derece denir demişti. 1 derece köşesinde yuvarlak işaret var. Dikkat ederseniz 60 dakika evet, 1 derece 60 saniye 1 dakikaymış. Bunu bileceğiz. Evet. 60 dakika 1 derece evet 60 saniye 1 dakikadır. 1 derece 60 dakika gördüğünüz gibi 1 dakika 60 saniye 1 derece 3600 saniyedir. Şunlar çok müfredatta yok ama bunu öncül olarak verir. Yine size sorabilir. Derece bölü 180, radya bölü pi'dir. Trigonometride göreceksiniz zaten. Bu orada birbirine dönüşüm formülleri. Evet. Şimdi bakın bakalım buna. Evet arkadaşlar artık bundan sonrası kısım geometri göreceğiz. Müfredata göre devam edeceğiz ya. Çözün bakalım bu soruyu. Saat, dakika problemleri. Adam yeni nesil soru. Demiş ki saat S ile gösterilir. Dakika D ile akrep ile yelkon arasındaki açı alfa olmak üzere formülü hesaplanır. Kaç buldunuz? Bir bakın bakalım. Formülde yerine yazacaksınız. Evet. Bakalım beraber. Saat dediğimiz saat kaçmış? 2. Dakika dediğimiz ne? 50. 14, 12 çıkarsak 2 olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne olacak? 120. 11 çarpı 50. 550 mi ediyor? 550. 550'den 120 çıkarsak 430 mu ediyor arkadaşlar? Kaç ediyor? 430. 430'un yarısı 215. Şimdi orada iki açı olacağı için benden küçük açı istiyor. 360'dan da ne yapacaksınız? 215'i çıkartacaksınız. Ya da direkt 14 yazsaydınız zaten aynısı çıkardı yani. Direkt cevap bulmuş olurdunuz. O zaman bizim açımız kaç olacak? 145 mi olacak? 145 derecedir. Yeni siz, evet. Sanki işlem hatası mı yaptık? Ben mi yaptım, sen mi yaptın? Evet. Bakalım beraber. 120, 550 çıkarttığımız zaman ne olacak? 430. 430'un yarısı 215. 360'dan da 215 çıktı. Değil mi? Bazen olur, bazen tebeşir yanlış yazar yani. Kalem yanlış yazar yani. Şimdi aynı soruyu formülü bu bilmeden nasıl çözeceksiniz? Bir de bunu gösterelim. Bununla bitirmiş olalım. Hadi bakalım. Bunun formülünü çözmenizi istiyorum.
Onun için sordum soruyu. 3'ü 10, 9'u 50 geçe saatin şeklinde vermiş. Evet, görüyorsunuz. Çözün bakalım. Şu an geçe böyle verilmiş. Aradaki açı 120 milyar. Süpersin. Alfa'yı soruyorum ha. Dikkat et değil mi? Evet. Bence ikiniz de bir teknik yerde bir sıkıntı yapıyorsunuz. Beraber bakalım. Şimdi evet, biraz önceki formülde 11 çarpı saat eksi 60 çarpı dakika. Oradan çözülebilir. Yani orada hiç problem yok. Ama biz şunu bilmeni istiyoruz. Bir saatin etrafı 360 derece değil mi tam açı? O zaman 360'ı 12 parçaya böldüğümüz zaman 360'ı 12'ye her şu arası 30 derece değil mi arkadaşlar? Bunda hemfikir miyiz? Her saat arası 30 derece yol gider. Küçük olana akrep diyoruz, büyük olana yelkovan diyoruz. Yelkovan bir tur attığında akrep 12'den 1'e gelir. 30 derece yol alır. O zaman küçük olan akrep 60 dakikada yani 1 saatte akrep kaç derece yol alır? Arkadaşlar söyleyin. 360 derece yol, 30 derece yol alır. 30 derece yol alır mı? Yol alır. Peki 10 dakika giderse ne kadar yol alır? 10 dakikada akrep bakın yarı yarıya düşmüş 5 derece yol alır. 50 dakikada akrep ne kadar yol alır? Yarı yarıya düştüğü için 25 derece yol alır. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi şuradan bir hat çizeyim size. Daha rahat görmüş olun. Rengini de. Evet. Şimdi şu 9'da, burası 9 değil miydi normal şartlar altında? Şunu da kırmızı yani daha net gözükür. Şuradan da şöyle çizsem 3'e kadar olan kısım. Şöyle çizme hakkım olsun. Peki. Şöyle çizdik. Şunu da kalemi de farklı. Kırmızı kullandığı için. Evet. Herhalde yeşil mi daha iyi dur. Yeşil olabilir. Veya kırmızı olabilir. Sarı olsun. Peki. Şimdi arkadaşlar bir kere şurayı biliyoruz. 2 ile 3 arasının kaç derece olduğunu biliyoruz. 30 derece olduğunu biliyoruz. Siz de burada dediniz ki 3'ü 10 geçe dediğiniz zaman akrep bu tarafa doğru 10 derecelik daha yol almamış mı? Almış. O zaman şu açımız ne oldu? Dikkat edin 40 derece oldu. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. 30, 10 daha, pardon 10 dakika gittiği için 5 derecelik yol aldı. 35 derece. Burayı bulduk mu? Bulduk. Şu açı 35 derece. Peki. Geldik buraya. Tamam kaç derece? 9 ile 10 arası 30 derece. Akrep yerinde durmuyor. 50 dakika bu tarafa doğru gittiği zaman 25 derece yol almıyor muydu? Şurası da ne oldu? Burada iyi gözükmüyor. Onu da. Evet. Şu açımız ne oldu? 25 derece olduğunu görüyorsunuz. Tamamı 30'sa burası 25 derece olduğu için buraya 5 lazım değil midir? 5 derece. 5, 35 daha 40. Alfamız ne olacak? Bu üçünün toplamı 180 olduğu için o zaman alfamıza ne lazım arkadaşlar? 140 lazım. Köşedeki açıların toplamı. Şu açının 5 derece olduğuna dikkat edin. 5 derece. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bugünlük bu kadar. Hafta içi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. 10 değil arkadaşlar 5 derece. 10 dakikada akrep 5 derecelik yol aldığı için şimdi 10 dakika bu tarafa doğru gitmedi mi? Ne kadar gidiyorsa onun yarısı kadar derece alacak. O zaman 35 de buradan 35. Burası 50 dakika gittiği için 50'nin yarısı 25 derece yol alacak. Buraya 5 kalacak. 35, 5 daha 40. Alfamız ne olacak? 140 arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunlarla alakalı bir 40-50 tane soru çözerseniz İyi olur. Hoşça kalın arkadaşlar.